başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda A5 Royal Pass vs PUBG Mobile yeni gelen 25. sezonun VS'sini yapacağız. Ve yeni Transformers setleri, araçları geldi. İnanılmaz. Ve ekstradan da grafiksel bir yenilenme olmuş Çin tarafında. Globale de gelir mi bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki bu değişimi de globalde de görebiliriz arkadaşlar. Acayip değişmiş yalnız. Yani çok böyle ciddi manada kaliteli durmuş oyun. Daha da böyle kalitesi artmış diyebilirim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videomuzu açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımızı da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen şöyle popüler reklamımızı okuyalım, ondan sonra geçelim. Angel Yusuf, VVX Road TT, İNETV Arif Furkiş, Emre Kila, S3'ü Jazet, XSPZ Rezi, S2'cü Barışçı 1, GS Kito, Miki. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi A5 Royal Pass'ı genel manada biliyorsunuz zaten. Şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim. Önemli olan diğer taraf. Şimdi birinci seviyede şöyle bir setimiz var arkadaşlar. Bunu zaten gösterdik. Onuncu seviyede şu şekilde bir bizonumuz var. Şöyle bir dansımız var. Beleş. Uçak deseni bu şekilde. Hızlı geçiyorum. Kask var 20'de. 25'te paraşüt. 30'da şöyle bir 1094. Şöyle bir emojimiz vardı burada. Devam edelim abi. 40. seviye şöyle bir setimiz var. Destansı güzeldi zaten. Bunu söylemiştik. Devam ediyoruz. Tava var, yükseltili bir üst seviye, öldürme mesajlı. Tava böyle incecik, değişik. Geçelim. 55'te şöyle bir emojimiz var. Pompalı var. Yine 55'te. 60'ta şöyle bir çantamız var. 65'te süsleme, 70'te böyle bir set, beleş. Sonunda demiştik otobüs geldi. 70'te bir otobüs deseni, araç deseni olarak. Şurada tabanca olması lazım. Geri gelirsek evet, 80'de tabanca var bedavaya. Sis var. Şöyle bir emojimiz var. 90'da M762, bu güzel bayağı. Altın M762. Sonunda da arkadaşlar 100. seviyede böyle bir setimiz vardı. Bunu yükseltiyor olarak kullanabiliyorduk. Şimdi bunları biliyorsunuz abi değil mi? Bunları gördük. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi olaya bak abi. Olaya gel. Şimdi Çin tarafını açtım. Benim Çin hesabım burası. Oyunda grafiksel olarak inanılmaz güzelleşmiş. Aslında hani şunu biraz daha ekranı böyle büyütsem daha anlaşılacak ama böyle biraz daha yakından görün abi. Şöyle olsun. Biraz yanlar sığmadı ama yapacak bir şey yok. Yani o zaman da daha şey oluyor. Ya dur şöyle biraz daha. Nasıl normale döndürelim ya. Normal olsun. Her şey gözüksün. Neyse. Şöyle biraz ayarlayalım. Hı. Tamam. Abi. Hemen ilk önce bir VS'mizi yapalım. Başta zaten videodan gördünüz. Birinci seviye. Bir dakika. Bunun üst tarafı niye böyle? Ha, şurayı düzeltmem lazımmış arkadaşlar. Sorry. Okey. Ha, şimdi tam oldu. Birinci seviye setimiz bu. Silah desenimiz bak şimdi. Elimizdeki olan silah bu. Ne gelmiş abi? MG3. Set de şu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel duruyor. Abi acayip böyle bir değişiklik var yani. Görüntü kalitesinde. Çerçeve veriyor. Geçelim abi. 20'de tava var şu şekilde. Tamam mı? Bir dakika. Hızlı geçmeyeyim de. 30'da şöyle bir emoji var. 40'da şöyle bir P90 deseni var. Bu beleş olan. Altta da MK M4-17 var. Bu silah daha bize gelmedi ama gelir yani önümüzdeki günlerde. M4'ün abisi. M4
50'de şöyle bir süsleme var. M200 bu da bize gelmedi hala. Gelir keskin nişancı silahı. Deseni bu şekilde. M70'de şöyle bir emojimiz var. Emoji de bayağı uzunmuş. 80'de şöyle bir yay deseni var. Oyunda yay kalıcı bu arada şu an Çin tarafında. Yani kalıcı geldi. Daha önceden vardı çünkü. Şöyle bir paraşütümüz var 90'da. Ve 100 seviye setimiz. Abi çok güzel duruyor ya. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Set bayağı iyi duruyor. Gelelim hemen Transformers olayına. Abi bak. Bunun sesi niye çıkmıyor ya? Ha. Ben de diyorum niye sesi yok. Ha dur, sesini kısayım. Müzik geliyor çünkü. Abi şuradan hemen ödülleri bir görün. Kong. Baba Kong. Bak. Aşırı iyi ya. Özel hareketleri de var. Kaskı şu şekilde. Ayrıntılar filan inanılmaz iyi olmuş ya. Of, emojiye gel. Kaskı da bu şekilde. Bu arada isimlerini bilenler yazsın yorumlara. Bunun da şöyle bir emojisi var. Bir diğeri. Mükemmel ya. Çok iyi. Şöyle bir iniş olayı var. Şöyle bir emoji var. Özellikle sandıktaki duruşları bile çok güzel olmuş. Şuna bak şimdi, bak şimdi. Burayı geçelim. Bir dakika dur. Aa, bunun görüntüsü buradan göremiyor muyuz? Dur, buradan gözükmüyor ya. Onu nereden görüyorduk? Neyse. Şeyi göstereyim. Araçları görün arkadaşlar şimdi. Hem sesini kısabilirim şöyle. Bir tanesi bu. Araçların. Bir diğeri bu. Normalde tır oluyordu diye biliyorum ama tabii oyunda tır olmadığı için bunu jip yapmışlar. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Yani bence çok iyi duruyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın ama adamlar bayağı bir değiştirmiş. Ya oyuncu görüntü kalitesi bile acayip değişmiş ya. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Çin'le bizim PUBG Mobile'deki bazı şeyleri karşılaştırdık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.